Temelde, ökse otu birçok bitkiler ve ağaçların karargahına bağlanan ve dallarına nüfuz eden bir bitkidir. Ökse otu ağaçlara tutunarak, oradan su ve besin alarak yaşamaktadır. Dekorasyonda kullanılan bir bitki olan ökse otu, etkileyici sağlık yararlarına sahiplik etmektedir. Ökse otu kanser, diyabet, sinir sistemi, restoratif anksiyete, kan basıncı, inflamasyon, bağışıklık, horlama ve menstruasyon için tedavi edici özelliklerini sunmaktadır. Ökse otunun sağlığa faydaları şunlardır. Yüksek kan basıncını düşürür. Ökse otunun milyonlarca insanı etkileyen, hipertansiyon üzerinde ölçülebilir bir etkisi vardır. Tansiyon düşürücü olarak, ökse otu kardiyovasküler sistem üzerindeki yükü kaldırmakta ve stresi azaltmaktadır. Ökse otu ekstraktının hipertansiyonu azaltması felç, kalp krizi ve koroner kalp hastalığını önlemeye yardımcı olmasını da sağlamaktadır. Uykusuzluğa iyi gelir. Ökse otu yüzlerce yıldır yatıştırıcı özellikleri nedeniyle kullanılmaktadır. Ökse otunda bulunan kimyasal bileşenler, sinir sisteminde yatıştırıcı bir etki göstererek, dinlendirici bir uyku çekilmesine yardımcı olmaktadır. Adet ağrılarına iyi gelir. Eğer aşırı ağrılı ve kramplı adet dönemlerinden muzdaripseniz, ökse otu harika bir seçenek haline gelebilmektedir. Adet döneminde yaşanan gerginlik ve krampları rahatlatmak için, ökse otu çayı demlemeyi düşünebilirsiniz. Kanserle mücadele eder. Kanserli hastalarda ökse otunun etkilerini keşfetmek amaçlayan çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapılmıştır. Ökse otunun bazı kemoterapi sonrası hastaların durumunu hafifletmek için yardımcı olduğu görülmüştür. Bu durum, ökse otunun kanser karşıtı aktiviteye sahip olmasıyla bağlantılıdır. Ayrıca ökse otunun kanser hücrelerinin ölümüne neden olduğu da gözlemlenmiştir. Diyabete iyi gelir. Ökse otu kandaki şeker seviyelerini düşürerek, diyabetik durumunun iyileştirilmesine etki ettiğine inanılmaktadır. Bunun yanı sıra, insülin üretimini yönetmeye yardımcı olmaktadır. Günlük olarak, 2-3 bardak içilen ökse otu çayı, uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Stresle mücadele eder. Ökse otu genellikle uykusuzluk, anksiyete, stres ve depresyondan muzdarip olanlar için mükemmel bir çözüm olabilmektedir. Bunun nedeni, sinir sistemini rahatlatarak stres hormonlarını azaltmaktır. Böylece, stresle mücadele etme yeteneği kazanmaktadır. İltihaplanmalarla mücadele eder. Ökse otunun doğal bir anti-inflamatuar olduğuna inanılmaktadır ve geleneksel olarak kullanım alanlarını bunun üzerinedir. Artrit ve diğer eklem ağrılarına neden olan enflamasyonu, hem iç hem de dıştan tedavi edebilmektedir. Anti-inflamatuar yeteneği sayesinde ökse otu, sindirim ve mide koşullarının hafifletilmesine yardımcı olabilmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ökse otunun bağışıklık sistemi üzerinde büyük etkileri vardır. Ökse otunun kanser tedavisinde etkili olmasının nedenlerinden biri de, bağışıklık sistemini güçlendirip, vücudun hastalıklara karşı koyabilmesini sağlamasıdır. Üst solunum yollarına iyi gelir. Solunum şikayetlerini tedavi etmek için kullanılan ökse otunun, bu yeteneğiyle ilgili hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Ancak, solunum sistemindeki tahrişi azaltması ve sıkıntıyı rahatlatması ökse otunu bu durumda faydalı hale getirmektedir. Bu nedenle, öksürük, boğaz ağrısı, bronşit ve göğüs sıkışmasını tedavi etmek için de kullanılmaktadır. Kanamayı durdurur. Ökse otuyla hazırlanan çaylar hemostatik bir etkiye sahiptir. Bu nedenle kanamayı durdurmak için tavsiye edilmektedir. Eğer burun, akciğer veya bağırsak kanamasından muzdaripseniz, günde bir fincan ökse otu çayı içebilirsiniz. Kısa bir süre sonra, kanama kaybolur. Ökse otunun yan etkileri zararları şöyledir. Uygun miktarda ağız yoluyla tüketildiğinde, ökse otu güvenli olarak kabul edilmektedir. 3 adet meyvesini ya da 2 adet yaprağını yeme durumunda, ciddi yan etkiler gözlemlenmemiştir. Bununla birlikte, bundan daha büyük miktarlar güvenli olarak kabul edilmemekte, yan etkilere neden olabilmektedir. Ökse otu kusma, kramp ve diğer yan etkilere neden olabilmektedir. Kısa vadeli,
Sık ökse otu kullanımı karaciğer hasarına neden olabilmektedir. Emzirme ve hamilelik dönemlerinde, ökse otu tüketimi güvenli olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle, güvenli tarafta kalmak için, uzak durmakta fayda vardır. Ökse otu bağışıklık sistemine etki edebildiği için, eğer bu tarz bağışıklık sistemi bozuklukları varsa, ökse otu kullanmaktan kaçınmakta fayda vardır. Bazı kanıtlar ökse otunun, kalp hastalığını daha kötü hale getirebileceğini söylemektedir. Bu nedenle, kalp problemi varsa ökse otu kullanmayın. Ökse otunun lösemiyi daha kötü hale getirdiği düşünülmektedir. Bu nedenle, lösemi varsa, ökse otu tüketiminden uzak durulmalıdır. Ökse otunun karaciğer hastalığını daha kötü hale getirebileceği ile ilgili bazı endişeler vardır. Eğer karaciğer hastalığı varsa ya da karaciğer problemi ile ilgili bir geçmiş varsa, ökse otu kullanmaktan kaçının. Ökse otu bağışıklık sistemini aktif hale getirebilmektedir. Bu organ nakli olmuş insanlar için sorun olacaktır. Daha aktif bağışıklık sistemi organ reddi riskini artırabilmektedir. Bir organ nakli olduysanız, ökse otundan kaçının. Ökse otu kan basıncını etkileyebilmektedir. Bu nedenle, zamanlanmış ameliyat tarihinden en az 2 hafta önce ökse otu tüketiminin durdurulması önerilmektedir. Doğru miktarın belirlenmesi bazen zor olduğu için, bir sağlık kurumundan bilgi almakta fayda vardır. Ökse otu çayını, günde 6 bardaktan fazla içilmesi önerilmemektedir. Bunu yaparsanız size yarardan çok zarar sağlayacaktır. Baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, düzensiz kalp atışları, kusma, ishal ve iştah kaybı gibi durumlar gözlemlendiğinde, ökse otu çayı tüketimi durdurulmalıdır. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Bu tür videoların devamı için, videoyu beğenip, kanalımıza abone olabilirsiniz.